Herkese merhaba arkadaşlar. Tek video son tekrar serimize türev konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda türevle ilgili hızlı bir şekilde tekrarımızı yapmış olacağız. Öncelikle tabii eğimi bir hatırlayalım. Grafik üzerinde eğimi gösterelim öncelikle. Mesela şöyle bir doğru alacağım. Şimdi doğrunun üzerinde iki tane nokta alalım. Mesela x1 noktamız ve x2 noktası şeklinde. Ve bunlara elimizde fx fonksiyonu varsa x1'e karşılık gelen y değeri fx1, x2'ye karşılık gelen y değeri ise fx2 olacak şekilde. Şimdi biz eğim için ne söylüyorduk? Bir doğrunun, mesela fx doğrusunu aldık. Bir doğrunun x ekseni ile yaptığı pozitif yönlü açının tanjant değerine biz eğim diyorduk. X ekseni ile pozitif yönlü yaptığı alfa açısı diyelim ona. Bu alfa açısının tanjant değerine biz eğim diyeceğiz. Bunun için de tanjantı bulabilmemiz için bizim bir dik üçgene ihtiyacımız var. Şimdi buradaki mesela x1 noktasından önce mesela burada x ekseni nerede kestiğini bilmiyoruz ama x ekseni kestiği yerleri belli olan buradaki doğru üzerinde bir dik üçgen elde edelim. Mesela şöyle yapabiliriz. Burada bir dik üçgen elde edebilirim. Buradaki çünkü uzunlukları söyleyebilirim. Mesela buradaki y değerimiz nedir? İki nokta arasındaki fark, yani burası fx2 eksi fx1'dir. Buradaki değerimiz ise aradaki fark, x1 ile x2 arasındaki fark ise x2 eksi x1'dir. Şimdi tanjant dediğimiz değer sonuçta buradaki alfa açısı yöndeş açılardan, burası da alfa oldu. Biz artık bu dik üçgen üzerinde tanjant değerini bulabiliriz. O zaman ne diyoruz? Eğim eşittir tanjant alfa, yani karşı bölü komşu gelecek ve buradan da fx2 eksi fx1 bölü x2 eksi x1'den biz buradaki doğrunun burada eğimini bulmuş olacağız. Şimdi fonksiyonun ortalama değişim oranına bakalım. Yine aynı şekilde grafik üzerinde gösterelim bunu. Şimdi burada şöyle göstereceğim. Mesela burada bir tane, bu sefer de doğru değil de fx eğrisini, mesela bu şekilde bir fx eğrisi aldı. Ve bize bu fx eğrisi üzerine mesela burada bir a noktası, burada bir b noktamız var. Bu noktalar arasında aslında ab, mesela bu fonksiyonun ab aralığındaki bizden değişim oranını istedi. Biz bunu nasıl bulacağız ona bakacağız şimdi burada. AB aralığındaki değişim oranı dediğimiz aslında bizim bu noktalara karşılık gelen, mesela burası da A noktası, burası da B noktası olsun. AB aralığındaki değişim oranı aslında A ve B noktalarından geçen bu eğri de aslında biz doğrusu burada çizdiğimiz zaman, A ile B noktalarından geçen doğruyu aslında çizdiğimiz zaman o doğrunun eğimi bize AB noktaları arasındaki ortalama değişim oranı verecek. Yani şöyle diyeceğim, bana buradaki ortalama değişim oranı istiyorsa benim buradaki AB noktalarından geçen, bu eğrinin üzerindeki AB noktalarından geçen doğrunun eğimini bulmam gerekecek. Onu da bu şekilde D doğrusu olarak, şöyle diyelim, D doğrusu olarak aldım. Bu doğrunun eğimini bulmam gerekiyor. Şimdi bu doğrunun eğimi için de o zaman biz mesela burada bir alfa değeri alalım. Yine bizim eğim dediğimize göre tanjant alfaya ihtiyacımız var. Ve bunu da bir dik üçgen üzerinde buluyorduk. Şöyle yapalım. Mesela bu alfayı yine bir dik üçgen elde edersek, burada A, B noktaları belli olan noktalarda bir dik üçgen elde ettim. Buradaki değerimiz yine mesela A'ya karşılık gelen buradaki değerimiz FA, B'ye karşılık gelen buradaki değerimiz FB olacak şekilde. Buradaki aradaki fark nedir? FB eksi FA, yine aynı eğimde yaptığımız gibi yapıyoruz. Burada aradaki fark ise B eksi A gelecek. Burası alfa ise burası da yine alfa geldi. O zaman bize F fonksiyonun AB aralığındaki değişim oranını sorduğumuz zaman biz aslında ne yapacağız? Bu D doğrusunun eğimini bulacağız. MD şeklinde gösterebilirim. D doğrusunun eğimi. Aynı zamanda bunu şöyle de gösterebiliriz. Değişim oranı Y'lerin farkı bölü delta Y bölü delta X şeklinde, Y'lerin farkı bölü X'lerin farkı şeklinde de gösterebiliriz değişim oranını. Sonuç olarak yapacağımız şey nedir? Alfanın tanjantını almak. Yani tanjant alfadan burada karşı bölü komşu diyeceğimiz için FB eksi FA bölü B eksi A'dan biz yine buradaki ortalama değişim oranını, dediğim gibi AB noktalarından geçen doğrunun eğiminden bulabiliyoruz. Şimdi mesela şöyle bir örnek verelim. F mesela R'den R'ye gitsin. Fx fonksiyonumuz olsun. X kare eksi 2x artı 2 fonksiyonun bizden eksi 3 ile mesela 1 aralığındaki değişim oranını istiyor. Biz bunun değişim oranını soruyorsa bize, biz ne yapacağız? Bu noktalardan geçen, mesela şöyle bir eğrimiz olsun. Eksi 3 noktası buraya karşılık gelsin. 1 noktası buraya karşılık gelsin. Bu noktalardan geçen doğrunun eğimi bize bu aralıktaki değişim oranını verecek. O zaman ne yapacağım aslında? Delta y bölü delta x, yani y'lerin farkı bölü x'lerin farkı ya da bu doğrunun eğimi şeklinde de söyleyebiliriz.
O zaman buradaki değerimiz ne gelecek? Y'lerin farkı. Yani burada 1'in karşılık geldiği y değeri f1 eksi f eksi 3 bölü 1 eksi eksi 3'ten biz buradaki değişim oranını bulacağız. F1 nasıl bulacağım? X yerine 1 yazdığımız zaman burada 1 eksi 2 ikiler gidecek, zaten 1 kaldı. Eksi 3 yazdığımız zaman da şöyle diyelim. F eksi 3 değerimiz için buradan 9 artı 6 artı 2 gelecek. Buradan da değerimiz 8 artı 9'dan 17 geldi. 1 eksi eksi 3'ten de artı 4, yani eksi 16 bölü 4'ten değişim oranını eksi 4 olarak mesela bulmuş olacağız. Şimdi de anlık değişim oranından bahsedelim. Bunun için yine aynı şekilde grafik üzerinde göstermeye çalışalım anlık değişim oranını. Bir fx eğrisi aldık. Şimdi burada ortalama değişim oranından fark ne? Mesela normalde ortalama değişim oranında AB aralığındaki değişim oranını istiyordu. Burada ise tek bir noktadaki değişim oranını istiyor bizden. Yani mesela ben buradaki bir nokta aldım. Burada bir x0 noktası alalım. Burada bir x noktası alalım. Mesela buradaki diyor ki x0'daki anlık değişim oranı nedir demiş. Şimdi bu şekilde olduğunda da biz bunu uygulayacağız ve anlık değişim oranı olduğunda şöyle bakalım yine. Normal ortalama değişim oranı da yaptığımız gibi mesela x0'a karşılık gelen değerimiz fx0, x'e karşılık gelen değerimiz fx şeklinde yazıyorduk. Daha sonra mesela ortalama değişim oranında bu eğri üzerindeki geçtiği noktaları AB noktası ise bu noktalar arasından, yani bu noktalardan geçen bir doğru alıyorduk ve bu doğrunun eğimi bize bu aralıktaki değişim oranını veriyordu. Şimdi ise sadece x0 noktasındaki değişim oranı istemiş bizden. Yani tek bir noktadaki değişim oranını istiyor. Normalde mesela biz bunun eğimini nasıl buluyorduk bu arada? MAB diyelim. AB doğrularından geçen doğrunun eğimi için. Bu aralıkta yine aynı şekilde mesela buradaki açımız alfa ise yine burada bir alfa açısı alıyorduk. Yöndeş açılardan dolayı. Burası fx eksi fx0. Burası ise x eksi x0. Yani AB doğrusundan geçen ortalama buradaki aslında doğrunun eğimi, yani ortalama değişim oranımız fx eksi fx0 bölü x eksi x0 şeklinde yazıyorduk. Şimdi ise dediğim gibi sadece x0 noktasındaki değişim oranı, yani aslında bizim buradaki x0 noktasına karşılık gelen teğetini bu sefer bulmamız gerekecek. Normalde bu aralıktaydı. Bu aralıktaki iki nokta arasındaki doğrunun eğimini aldık. Şimdi x0 noktasındaki değişim oranı istediği için eğrinin üzerinde x0'a karşılık gelen noktadaki aslında bizim teğetin yine aynı şekilde eğimini bulmamız gerekecek. Bunu da mesela d doğrusu diyelim. Şimdi bunlarda mesela iki noktasını bildiğimiz için bu şekilde doğrunun eğimini bulabildik. Burada ise tek bir nokta, tek bir noktadan eğim bulmamız lazım. Bunu uygulayabilmemiz için de şimdi şöyle bir yöntem uyguluyoruz aslında. Elimizde burada AB doğrusunun eğimi var zaten. Şöyle diyelim, AB doğrumuz var burada. AB doğrumuz var zaten. Biz AB doğrusunun eğimini biliyoruz ve D doğrusunun eğimini bulmamız lazım x0 noktasında. Bunu şöyle diyerek mesela buradaki doğrudan buradaki D doğrusunu aslında ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve bunu yaparken de aslında biz x ekseninde bu aralıktaydı normalde. Aralıktaki doğrunun eğimiydi burası, teğetiydi. Biz burada x noktasının aslında x0'a yaklaşarak buradaki AB doğrusunun eğiminden D doğrusunun eğimine de yaklaşmış olacağız. Ve bu şekilde istediği noktadaki eğimi de, yani değişim oranını da bulmuş olacağız. Dolayısıyla bizim yapmaya çalıştığımız şey x0 noktasındaki eğimse yine aynı şekilde x'ten x0'a yaklaşarak bu noktadaki eğimi bulacağım. Yaklaşmaktan bahsettiğimize göre aslında biz burada x0 noktasındaki limitini alacağız demektir. Yaklaşmaktan bahsediyorsak limitten bahsediyoruz demektir. O zaman x0 noktasındaki anlık değişim oranını sorduğu zaman bana, ben burada ortalama değişim oranından faydalanarak buradaki x0 noktasının eğimini şöyle yazacağım. Limit x, x0'a giderken doğrumuz da AB doğrusundan buradaki D doğrusuna dönüşecek. Ve limit yine aynı şekilde buradaki değeri yazacağım. Fx eksi, çünkü bu doğrunun eğimiydi normalde. AB doğrusunun eğimini bu şekilde bulmuştuk. Buradan şimdi x0'a yaklaşarak D doğrusunun da eğimini bu şekilde bulmuş olacağız. Yani fx eksi fx0 bölü x eksi x0 bize D doğrusunun eğimini, yani x0 noktasındaki anlık değişim oranını vermiş olacak. Şimdi buraya kadar türevle ilgili aslında altyapıyı oluşturduk. Şimdi de türevin tanımına bakalım. Yine aynı şekilde eğrimizi alalım. Bir fx eğrisi alacağım burada. Ve fx eğrisinde biz en son anlık değişim oranını görmüştük. Ve anlık değişim oranında bir tane noktadan bahsetmiştik. Mesela a noktası olsun. Fx eğrimiz var elimizde. A noktasında karşılık gelen buradaki y değerimiz ise fa şeklinde olacak.
Şimdi anlık değişim oranında biz ne demiştik? A noktasındaki sadece bir tane noktadaki aslında teğetin eğimi, burada A noktasından alınacak olan teğetin eğimi bize o noktadaki anlık değişim oranını verecekti. Ve artık biz türeve geçiş yaptık ve aslında anlık değişim oranının da türev olduğunu şimdi fark etmiş olacağız. Çünkü türevin tanımında şöyle söylüyor. Bir fonksiyonun grafiği üzerindeki herhangi bir noktadan o grafiğe çizilen teğetin eğimine biz fonksiyonun o noktadaki türevi diyoruz. Zaten buradaki eğimine de biraz önce anlık değişim oranı demiştik. A noktasındaki anlık değişim oranını, A noktasındaki aslında doğrunun eğimini bulmuştuk. Dolayısıyla hepsi aslında birbirlerine eşit olmuş oldu. Yani biz artık şunu söyleyebiliriz. A noktasındaki türev aslında A noktasındaki anlık değişim oranına eşit. Ve anlık değişim oranını da gösterirken şöyle kullanmıştık. Ortalama değişim oranını kullanmıştık burada da. Normalde bir tane noktada olduğu için limiti kullanmıştık, yaklaşmıştık. X'ten X burada A'ya kadar yaklaşmıştık. O zaman X A'ya giderken fx eksi f a değeri arasındaki fark, yani y'lerin farkı böyle x'lerin farkı şeklinde geliyordu. X eksi a bize a noktasındaki anlık değişim oranı veriyordu. Yani aynı zamanda aslında neyi veriyor? A noktasındaki türevini vermiş oluyor. O zaman biz bu ifadede f türev a ifadesini artık f fonksiyonun x eşittir a noktasındaki türevi diyebiliriz. Şimdi türevle ilgili de mesela buradaki f türev a dediğimiz ifadeyi de şimdi bir türev operatöründen bir de gösterelim. Bu şekilde tanımını yaptık. Şimdi f türev a dediğimiz buradaki ifadeyi de şöyle göstereceğim. D bölü dx aslında bizim türev operatörümüz. Yani normalde buradaki verilen fonksiyonu, buraya verilen fonksiyonu yazacağım. Mesela fx fonksiyonu verildi. Fx fonksiyonu aslında buradaki dx dediği için x'e göre türevini alacağız demektir. Ve x'e göre türevini aldıktan sonra burada a noktasındaki türev dediği için bulduğumuz, yani fonksiyonun x'e göre türevini aldıktan sonra bulduğumuz fonksiyonda da x gördüğümüz yere a yazdığımız zaman bize o ifade f türev a'yı vermiş olacak. Tabi türev nasıl alınır onu da birazdan hatırlayacağız. Türevin gösterimiyle ilgili birkaç ifade daha var. Onları da hatta yazalım. Mesela şöyle de verebilir. dy bölü dx dediğimiz zaman burada y aslında bize fonksiyonu vermiş. Yani fonksiyonun aslında x'e bağlı olarak türevini al demektir bu. dy bölü dx ifadesini biz y türev şeklinde gösterebiliriz. Ya da şöyle olabilir. Mesela d bölü dx direkt mesela fx'i vermiştir. Burada a noktasındaki türev değil de direkt fx fonksiyonun türevinden bahsediyordur. Bunu da f türev x olarak gösterebiliriz. Ya da bize y türev diye verdiği zaman biz onu biraz önce de söyledik. dy bölü dx olduğunu anlamamız gerekiyor. Şimdi türevin ikinci tanımına bakalım. Aslında burada yine aynı şeyleri yapacağız ama şöyle bu aralıktaki değer için şöyle farklı bir gösterim var aslında. Mesela burada yine bir eğri aldım. Bir fx eğrisi aldık burada. Fx eğrisinin buradaki noktalarımız mesela x noktası. X noktasına karşılık gelen değerimiz fx olacak. Y değerimiz. Daha sonra bir sonraki değerimiz için şöyle diyebiliriz. Mesela aradaki h kadar mesafe olmuş olsun. Burası x artı h kadar olacak. X artı h'a karşılık gelen y değeri ise fx artı h şeklinde geldi. Ve bize diyor ki f türev x nedir? Yani x noktasındaki aslında anlık değişim oranı nedir diye sormuş. Ve biz bunun için ne diyorduk? Ortalama değişim oranından öncelikle gidiyorduk. Burada bir a noktamız, burada b noktamız vardı. A, b noktalarından geçen doğrunun eğimi bize bu aralıktaki ortalama değişim oranını veriyordu. Daha sonra biz ortalama değişim oranından anlık değişim oranına geçebilmemiz için ise x artı h, yani buradaki değerden aslında x'e yaklaşarak bize x noktasından geçen doğrunun eğimini vermiş olacaktı. O zaman şöyle yapalım. Öncelikle ortalama değişim oranında nasıl diyorum ben? Bu aralıktaki ortalama değişim oranı için fx artı h, yani y'lerin buradaki bir dik üçgen oluşturduğumuz zaman y'lerin farkı fx artı h eksi fx bölü, aynı şekilde burada da aradaki farkı yazıyorduk ve burada aradaki fark da zaten şöyle dik üçgen oluşturduğum zaman burada fx artı h eksi fx y'lerin farkı, x'lerin farkında da zaten aradaki farkı h olarak almıştık. Direkt paydayı h olarak yazdım. Şimdi bu ortalama değişim oranı oldu. Ben x noktasındaki anlık değişim oranı istediğim için de burada x artı h'tan x'e yaklaşarak x noktasındaki doğrunun, teğetin daha doğrusu eğimini bulacaktım. Bunun için de limit kullanıyordum ve limit burada da bu sefer şöyle söyleyeceğim. Şimdi x'ten değil de gösterimi burada farklı yapacağız demiştik. Şimdi yaklaşırken, yani x artı h'tan x'e yaklaşırken aslında biz aradaki h kadarlık mesafeyi aslında sıfıra indiriyoruz. Yani burada mesafe arada 5 varken 5 kadar fazlaydı burada aradaki fark.
Ben buradan buraya yaklaşıyorsam bu aradaki mesafeyi azaltmak istiyorum ve sıfıra kadar yaklaştırarak x'e ulaşmak istiyorum. O yüzden de aradaki mesafeye yani h'ı sıfıra giderken diyerek limit alarak biz burada x noktasındaki anlık değişim oranını yani x noktasındaki aslında türevini bulmuş olacağız. Bu şekilde sorularla karşımıza gelebilir. Yani h sıfıra giderken şeklinde limit tanımından, limitin ikinci türev tanımından yine aynı şekilde burada soruyu sorabilirler aslında. Hatta yapalım öyle bir örnek. Mesela şöyle diyelim, fx eşittir 3x kare eksi 4 şeklinde bir fonksiyon vermiş. Ve diyor ki limit h sıfıra giderken türevin ikinci tanımından vermiş burada. H sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h ifadesini yani bizden aslında x noktasındaki türevini istemiş. Tabii bizim bunu türevin tanımından gideceğiz. Direkt türev alarak değil de türev tanımından gideceğiz. Burada ne diyoruz? Buradaki değerleri yerlerine yazacağım aslında. Limit h sıfıra giderken fx artı h yani x gördüğüm yere x artı h yazacağım. O da nedir? 3 çarpı x artı h'ın karesi eksi 4. Bundan fx'i çıkartacağım. 3x kare eksi 4'ü çıkartacağım. Bölü h gelecek. Payı öncelikle düzenleyelim. Limit h sıfıra giderken burada karesini alıp 3 ile çarptığım zaman 3x kare gelecek. 2x h'dan 6x h artı h kareden 3h kare geldi. Eksi 4 eksi 3x kare artı 4 oldu. Buradan 3x kareler gitti. Eksi 4 ile artı 4 gitti. Geriye kalan ifadeler de yine şöyle diyelim. Limit h sıfıra giderken geriye kalan değerlerimiz 6xh artı 3h kare geldi. Bölü h. Burada tekrar h parantezine alabiliriz. Şöyle diyelim tekrar. Limit h sıfıra giderken. Burada h parantezine alırsam hatta 3h parantezine alalım. 3h parantezine aldığımız zaman burası 2x artı h geldi. Bölü h. Ve buradaki h değerlerimiz sadeleşti. Geriye kalan bu ifadede artık h sıfıra giderken dediği için limiti nasıl yapıyorduk? H gördüğümüz yere 0 yazacağız. 3 çarpı buradan 2x artı h yerine de 0 yazdığımız zaman fx fonksiyonun türevini 6x olarak bulmuş olacağız. Yine türev tanımını yani türev alma kurallarından da yaparsak yine aynı şekilde fonksiyon zaten türevini elde etmiş oluyoruz. Ama bizden soruda bu şekilde istemiş olabilir. Bunlarla ilgili bir bilgi istiyor olabilir. Bunu da kullanmayı iyi bilelim. Şimdi türev alma kurallarını hızlı bir şekilde bakalım. Öncelikle mesela fx eşittir c şeklinde bir sabit fonksiyon verdi. Ve sabit fonksiyonun türevini alırken de biz f türev x eşittir sabit fonksiyonun türevi 0 geliyordu. Daha sonra mesela fx eşittir polinom şeklinde bir fonksiyon verdiğinde x üzeri n şeklinde ise bu fonksiyonun türevini şöyle yapıyorduk. Öncelikle kuvveti başa indiriyorduk katsayı olarak. N çarpı x üzeri ve kuvveti 1 azaltıyorduk. X üzeri n eksi 1 bize fx fonksiyonunun türevini veriyordu. Daha sonra şöyle olabilir. Mesela katsayısı olsun bir de. Fx eşittir yine polinom şeklinde aslında. A çarpı x üzeri n. Burada zaten bir katsayı da var. Şimdi şöyle diyeceğim. F türev x yazarken katsayı yine aynı şekilde yazdım. Ona hiç dokunmuyorum. Benim için burada n'ye bağlıysa fonksiyon onun türevini almak. A katsayısını aynen yazdık. Kuvveti başa indirdik. N geldi. X üzeri kuvveti biraz azalttığımız zaman x üzeri n eksi 1 şeklinde türevini almış olduk. Bunun dışında şöyle olabilir. Yine polinom fonksiyonu şeklinde a bölü x üzeri n şeklinde verdi mesela. Bunun türevini almak için de şöyle yapılabilir. F türev x için. Şimdi a katsayımız hatta şöyle düzenleyelim bu ifade türevine geçmeden önce. Fx'i şöyle yazalım. A çarpı x üzeri n'i payı almak için buradaki kuvvetin işaretini değiştiriyorduk biliyorsunuz. X üzeri eksi n şeklinde düzenledik fonksiyonu. Şimdi bu fonksiyonun türevini aldığımız zaman yine aynı işlemleri uygulayacağım. A çarpı eksi n katsayısını başa aldık. X üzeri kuvveti yine biraz azalttığım zaman eksi n eksi 1 şeklinde geldi. Düzenlersek eksi a n çarpı x üzeri eksi n eksi 1 şeklinde fonksiyonun türevini almış olduk. Köklü halde verilebilir. Mesela fx eşittir şöyle olsun. N'inci dereceden kök x oldu mesela. Bunu da türevini almak için şöyle yapılabilir. Yine düzenleyebiliriz. Mesela x üzeri burası nedir? Kuvveti burada 1 sonuçta 1 bölü n'dir aslında. Bunun türevini almak daha kolay. F türev x dediğimiz değer. Kuvveti burada yine başa aldım. 1 bölü n çarpı x üzeri 1 bölü n'den 1 çıkartarak yine fonksiyonun türevini aldık. Toplam şeklinde ise veya fark şeklinde ise fx artı gx ya da fx eksi gx şeklindeki fonksiyonların türevini alırken ise
Ayrı ayrı bunların türevini alacağım. Yani f türev x, aradaki işaret artı ise artı, eksi ise eksi. Aynı şekilde g türev x şeklinde bunların türevlerini alacağız. Ama çarpım ve bölümde durum böyle değildi. Mesela fx çarpı gx olduğunda bu fonksiyonun çarpım türevini istiyorsa bizden şöyle uyguladık. Birinci ifadenin türevi yani f türev x çarpı ikinci fonksiyon artı ikinci fonksiyonun türevi g türev x çarpı birinci fonksiyonun kendisi fx şeklinde yazıyorduk. Bölüm şeklinde olduğunda ise fx bölü gx fonksiyonun türevini istediği zaman ise yine birincinin yani ilk fonksiyonun payın türevi çarpı paydadaki fonksiyon. Bu sefer mesela çarpmada artı bölmede ise eksi yapıyoruz. Eksi yine aynı şekilde g'nin yani paydanın türevi çarpı pay yazıyorum. Ve ekstradan bölü paydanın karesi diyoruz. Yani gx fonksiyonunun karesini alarak bölüm fonksiyonunda türevini uygulamış oluyoruz. Şöyle olabilir bir de mesela fx fonksiyonun n'inci kuvvetini burada yine aynı şekilde vermiş ve bizden bunun türevini istiyorsa bu sefer de yine nasıl mesela x üzeri n şeklinde olduğunda polinom fonksiyonu x üzeri n şeklinde olduğunda nasıl katsayıyı başa alıyorsak burada da aynı şekilde n'i başa aldım. Fx üzeri kuvveti biraz azalttım n eksi 1 geldi. Şimdi burada aslında şunu yapıyoruz biz biraz önceki polinom fonksiyonlarında da onu yapıyoruz aslında ama fx fonksiyonu mesela bu katsayı işlemlerini yapıp kuvveti azalttıktan sonra aslında fonksiyonun tekrar türevini alarak çarpı f türev x diyoruz. Buradaki işlemlerde de yapıyoruz aslında onu ama şimdi mesela n'i yazdık, kuvveti biraz azalttık. Sonra yapacağımız işlem ne? X'in türevini almak. X'in türevi de 1 olduğu için aslında çarpım 1 olarak yazmaya gerek duymadığımız için bu şekilde bırakıyoruz. Ama aslında yaptığımız işlem hep aynı. En sonunda yaptığımız gibi fonksiyonu da aslında türevini alarak buraya yazıyoruz. Burada fonksiyon şimdi x dışında başka bir fonksiyon da olabileceği için genelleme yaptığımız için f(x)'in türevini bu şekilde yazmamız gerekiyor. Daha sonra bir de bileşke fonksiyonundan hemen bahsedelim. F bileşke g türev x verdiği zaman da şunu yapıyorum. Fonksiyonu ilk başta yazan yani f türev g x şeklinde yazıyorum burada. Çarpı içerideki fonksiyonun da tekrar türevini alıyorum ve g türev x şeklinde yazarak bu bileşke fonksiyonun da türevini almış oluyoruz. Zincir kuralını bir hatırlayalım şimdi. Mesela şöyle verelim. Y mesela u'ya bağlı bir fonksiyon. Daha sonra u v'ye bağlı bir fonksiyon. Aynı şekilde v de x'e bağlı bir fonksiyonsa. Biz bu şekilde oldu. Mesela şöyle yazabiliriz. Y u'ya bağlıysa o zaman y eşittir f u şeklinde yazıyoruz. U v'ye bağlıysa u eşittir g mesela g fonksiyonu olsun g v şeklinde. V fonksiyonu da x'e bağlıysa mesela hx şeklinde bize fonksiyonlar verilmiş. Ve bize diyor ki dy bölü dx'i bulunuz. Yani x'in, y'nin daha doğrusu y'nin x'e göre türevini alın diyor aslında bize. Ama şimdi bizim elimizde y'nin x'e bağlı olduğu bir denklem yok. X'e bağlı olduğu bir denklem olsa zaten direkt x'e göre türevini alıp soruyu tamamlayacağız. Ama y u'ya bağlı, u da v'ye bağlı, v de x'e bağlı. O zaman şöyle yapacağım. Şimdi dy bölü dx'i elde etmek için y u'ya bağlıysa o zaman y'nin u'ya göre türevini alalım. Dy bölü du olsun. Daha sonra u v'ye bağlıysa o zaman u'nun da v'ye göre türevini alalım. Çarpı v x'e bağlıysa o zaman v'nin de x'e göre türevini alalım. Şimdi bu şekilde çarpmamın sebebi şu. Ben dy bölü dx elde etmek istiyorum. Çarptığım zaman buradan du'lar gidecek. dv'ler gidecek ve buradan sonuç direkt dy bölü dx'e eşit olacak. Ve sonuç olarak istediğini bulmuş olacağım. O zaman bunun için ben her birinin burada y'nin u'ya göre u'nun v'ye göre, v'nin x'e göre türevlerini alarak bu şekilde dy bölü dx'i elde etmiş olacağım. Ve bu şekilde zincir kuralını da uygulamış olacağız. Mesela bir örnek verelim bununla ilgili de. Y eşittir mesela 2 u kare artı 1. Y u'ya bağlı bir fonksiyonmuş. U da mesela x'e bağlı bir fonksiyon vermiş. 3x kare eksi 5 olsun. Bizden şunu istiyor dy bölü dx. Yani y'nin x'e bağlı türevini istemiş bizden. Ama y fonksiyonu x'e bağlı değil u'ya bağlı. U x'e bağlı. O zaman şöyle yazacağım. dy'yi önce u'ya göre türevini alacağım. U'nun da x'e göre türevini aldığım zaman ve ben bunları çarptığım zaman du'lar gidecek. Sonuç dy bölü dx'e eşit olacak. O zaman bu işlemi uygulayalım. dy yani y'nin u'ya göre türevini aldığımız zaman 2u karenin türevinden 4u. 1 zaten sabit fonksiyon 0 geldi. Çarpı u'nun da x'e göre türevini aldık. Buradan da 6x oldu. Bizden istediği ifade buydu. Şimdi y'nin x'e göre türevini diyorsa o zaman x'e bağlı bir denklem bulmamız gerekiyor. Ve son halinde şöyle düzenleyeceğiz fonksiyonun. U'yu da tekrar x cinsinden değerini yazacağım.
4 çarpı u ifadesini aynen yazdım. 3x kare eksi 5 eksi 6x ve bu ifadeyi düzenleyerek de y'nin x'e bağlı türevini bulmuş olacağız. Daha sonra fonksiyonun ikinci türevinden bahsedebiliriz. Şöyle diyelim, ikinci türev diyelim. İkinci türevde de aslında y'ni şöyle de gösterebiliriz. İkinci türevi aynı zamanda f'in ikinci türevini bu şekilde gösteririz ve türev operatöründen gösterecek olursak da şöyle yapıyoruz. D kare y bölü dx kare ifadesi bize yine türevin fonksiyonun ikinci türevini vermiş oluyor. Türevin fiziksel yorumuna bakalım şimdi. Burada da x yol veriyorduk. T'yi zaman olarak alıyorduk ve aynı şekilde v değerimizde hızı veriyordu. Şimdi bize x eşittir ft şeklinde bir fonksiyon verdi. Yani ft fonksiyonu bize yolu veriyor. Ft fonksiyonu ile demiş yol alan hareketlinin mesela t1 t2 aralığındaki bize ortalama hızını sorduysa biz fonksiyonumuzun türevini aldığımız zaman t'ye bağlı olduğu için t'ye göre türevini alacağım. T'ye göre türevi bana f fonksiyonu bu aralıktaki ortalama hızını veriyordu. Yine tabii ki türevini aldık. T'ye bağlı türevini aldıysam yine aynı şekilde t'ye bağlı bir fonksiyon çıkacak. O fonksiyon da bize fonksiyonun bu aralıktaki ortalama değişim hızını verecek. Daha sonra eğer mesela hızını şöyle dedi. Hızı v olan hareketlinin t anındaki mesela ivmesini istedi. Anlık ivmesini istediği zaman da ivmesine şöyle yapıyorum. Hızın yine aynı şekilde t'ye bağlı bir hız fonksiyonumuz var elimizde. T'ye bağlı hız fonksiyonumuzun türevini aldığımız zaman da o da bize t anındaki anlık ivmesini veriyordu. Yani yolun türevi hızı verecek, hızın türevi de bize ivmeyi verecek şeklinde işlemlerimizi yapacaktık. Şimdi sağdan ve soldan türevlerin tanımlarına bakalım. Biz normalde limit mesela x x0'a giderken fx eksi fx0 x eksi x0 dediğimiz zaman x0 noktasındaki türevine bakıyorduk. Şimdi ise sağdan ve soldan türevlerine bakacaksam şöyle yapıyorum. X x0'a sağdan yaklaşırken diyorum. Buradaki ifademiz bize fonksiyonun sağdan türevini verecek. Yani f türev x0 sağdan türevini verecek. Aynı şekilde limit x x0'a soldan yaklaşırken fx eksi fx0 bölü x eksi x0 ise soldan türevini vermiş olacak. Ve eğer fonksiyonda sağdan ve soldan türevler yani f türev x0 sağdan türev ve soldan türevleri birbirlerine eşit ise fonksiyonun biz o noktada türevi vardır diyoruz. Ve türevi de yine aynı şekilde buradaki sağdan soldan türevlerine eşit olacak şekilde türevi x0 noktasındaki türevi vardır şeklinde tanımını tamamlıyoruz. Sağdan soldan türevleri mesela daha çok parçalı ve mutlak değerli fonksiyonlarda kullanıyoruz. Çünkü onlarda kritik noktalarımız var biliyorsunuz. Kritik noktalarda türevi var mıdır diye sorduğunda bizim sağdan soldan türevlerine bakmamız gerekiyor. Eğer sağdan soldan türevler birbirlerine eşit ise o noktada türev vardır diyoruz. Şimdi türevle süreklilik arasındaki ilişkiye bakalım. Öncelikle sürekliliği zaten limitte de bir hatırlatmıştık. Yine bir bakalım ona. Sürekli olabilmesi için fonksiyonun o noktada sağdan soldan limitleri eşit olması gerekiyordu. Ve o noktada da tanımlı olacak ki fonksiyon sürekli olsun. Bu şekilde süreklilik sağlanmış olacak. Şimdi türevli olabilmesi için de öncelikle fonksiyonun o noktada süreklilik şartlarını sağlaması gerekiyor. Yani sağdan soldan türevleri eşit olacak, tanımlı olacak ki fonksiyon sürekli olsun. Sürekli olmak ilk şartı türev için. Eğer süreklilik de sağlandıysa bir sonrakinde de biraz önce verdiğimiz gibi o noktada aynı zamanda sağdan soldan türevleri de eşit ise fonksiyon o noktada türevlidir diyebileceğiz. Bu önceki dediğim gibi ilk şartı olacak. Bunun dışında mesela birkaç madde şeklinde de verelim. Mesela fx fonksiyonu x eşittir a noktasında türevliyse o zaman ne demiştik? Şartlarını demek ki sağlamış, süreklilik şartlarını da sağlamış, sağ sol türev şartlarını da sağlamış demektir. O zaman o noktada türevliyse biz fonksiyonu o noktada süreklidir de diyebiliriz. Yani şöyle diyelim o zaman, türevliyse fonksiyon o noktada türevliyse aynı zamanda da süreklidir diyebilirim. Daha sonra mesela fx fonksiyonun x eşittir a noktasında diyelim mesela sürekli olması bu noktada illa türevli olduğu anlamına gelmez. Yani şunu da şöyle özetleyebilirim. Sürekli ise illa türevli olmak zorunda değil. Türevli olmak zorunda değil. Çünkü süreklilikten sonra bir şartı daha vardı. Sağdan soldan türevleri eşit olması gerekiyordu. Sürekli ise kesin türevlidir diyemeyiz. Zorunda değildir diyelim. Sağ sol türevleri eşitse eğer yine aynı şekilde biz buna türevli deriz. Bunun dışında mesela fonksiyon x eşittir a noktasında sürekli değilse direkt biz bu fonksiyon sürekli değilse zaten türevin ilk şartı sağlanmamış olacağı için
Sürekli değilse türevli de değildir deriz. Sürekli değil ise aynı zamanda türevli de değildir. Bunun dışında fonksiyonu mesela ne gibi söyleyebiliriz? X eşittir A noktasında mesela sürekli ise aynı zamanda sağ sol türevleri de eşit ise fonksiyon artık türevli olduğunu söyleyebilirim. Bir grafiklerden bir de verelim. Birkaç tane mesela grafik örneğinden gidelim. Mesela türevde en çok aslında takıldığınız yerler sivri noktalar, uç kısımlarda, sivri noktalarda aslında türev var mıdır yok mudur olayına takılanlar var. Mesela şöyle bir grafik var elimizde. Bir A noktası mesela buradaki uç noktası olsun. Sivri uçlarda. Şimdi türevli olabilmesi için ne demiştik? Sağ sol türevlerin eşit olması gerekiyor. Şimdi ben mesela burada sağdan ve soldan türevlerine baktığımız zaman, bu noktada sağdan ve soldan türevlerine baktığımız zaman bu eğrilerin teğetlerine bakmam gerekecek. Yani teğetlerin eğimlerine bakmam gerekecek. Ben bunun teğetini aldığım zaman, bu eğrinin teğetini aldığım zaman teğeti sola yatık. Burada ise teğetini aldığım zaman teğet sağ yatık. Yani eğimlerinin bir, burada mesela eğimi pozitif, burada ise eğim negatif. Dolayısıyla bu noktada sağdan soldan eğimler, yani teğetler birbirlerinden farklı olduğu için sağ sol türevleri de birbirlerinden farklı olduğundan bu noktalarda türev yoktur. O yüzden aslında biz sivri uçlarda türev yok diyoruz. Sebebi de bundan kaynaklanıyor. Ya da mesela şöyle olabilir. Bu şekilde mesela limit şeklinde göstereceğim. Limitlerinden gidelim bir de. Bunlar dahil olsun. Mesela bunlara baktığım zaman, sağ sol limitlerine baktığımız zaman grafikte mesela buradan sağdan yaklaştığımdaki değer farklı değere gidiyor. Soldan yaklaştığımdaki değer farklı değere gidiyor. Dolayısıyla bu grafikte zaten limit yok. Limit olmadığına göre süreklilik yok. Dolayısıyla da türevli değildir diyoruz. Türevli olamaz. Ya da mesela limiti vardır. Şöyle gösterebilirim. Şöyle mesela verdim. Limit var. Sağdan ve soldan türevlerine gittiğim zaman aynı yere gidiyor. Limit var. Ama limitin olduğu noktada tanımlı olmadığı için süreklilik yok. Sürekli olmadığı için de dolayısıyla bu noktada türev de yok şeklinde grafiklerden de türev süreklilikle ilgili hatırlatmamızı yapmış olduk. Şimdi de parçalı ve mutlak değerli fonksiyonların türevine bakalım. Öncelikle parçalı fonksiyonun türevi için fonksiyonun kritik noktalarındaki sağdan ve soldan türevlerine bakmamız gerekiyor. Eğer sağdan soldan türevleri eşit ise fonksiyon o noktada türevi vardır diyeceğiz. Mesela bir tane örnek şöyle gösterebilirim. Direkt örnekten gideceğim. Fx eşittir. Mesela parçalı fonksiyonu bize şöyle vermiş. X büyük eşittir 1, x küçüktür 1 verdi. 2x kare eksi x olsun. Mesela 3x kare artı 2. Bize diyor ki fonksiyonun bir noktasındaki türevi nedir? Bir noktası, şimdi parçalı fonksiyonun buradaki değeri olduğu için sağdan soldan bakmam lazım. Ve bir noktası burada sınır değerleri olduğu için kritik noktamız. Kritik nokta olduğu için sağ sol türevlerine bakmam gerekiyor. Şöyle diyeceğim. F türev 1'e sağdan yaklaşacağım. Ve F türev 1'e soldan türevlerine bakacağım. Şimdi sağdan türev, yani fonksiyonun birden büyük olduğu değerlerdeki türevini aldığımız zaman burada 2x kare eksi x'in türevini aldım. 4x eksi 1 geldi. Bir noktasındaki türev dediği için yerine yazdım. 3 oldu. Soldan türevine baktığım zaman birden küçük değerlerdeki fonksiyonun türevini aldığımız zaman burada 3x karenin, hatta burasını şöyle yapalım, 3x verelim. 3x artı 2 fonksiyonun türevini aldığımız zaman direkt türev 3 geldi. Ve bir noktasında zaten yerine yazacak bir değer de yok. Bir noktasındaki sağdan soldan türevler birbirlerine eşit olduğu için fonksiyonun o noktada türevi vardır. Ve f türev 1 değeri de 3'e eşittir diyoruz. Bunun dışında mesela bize kritik olmayan bir noktada türev istedi. F türev mesela şöyle olsun, 2 olsun. 2 noktasındaki türevi istedi. Şimdi 2 buradaki kritik noktamız değil. O yüzden de direkt 2 hangi aralıktaysa o noktadaki, o değerdeki fonksiyonun türevini alacağım. 2 birden büyük olduğuna göre bu fonksiyonu kullanıyorum. O zaman 2x kare eksi x'in türevini aldım. 4x eksi 1 oldu. 2 noktasındaki türevini istediği için de x yerine 2 yazdım. Buradan da f türev 2 7'ye eşit oldu. Yapacağımız işlem tamamen bu. Parçalı fonksiyonda eğer bize kritik noktadaki türevini istediyse sağdan soldan türevlerine bakmam gerekiyor. Eğer kritik olmayan bir noktada verdiyse, hangi aralıktaysa o fonksiyonun türevini alıp o noktayı yerine yazarak türev değerini bulmuş oluyoruz. Şimdi mutlak değerli fonksiyonun türevi için ise yine aynı şekilde, eğer istenilen nokta kritik nokta ise sağdan soldan türevlerine bakıyorum. Eğer kritik nokta değilse direkt o noktanın mutlak değerdeki işaretine göre inceleyip yine aynı şekilde çıkan fonksiyonun türevini alarak değerine ulaşmış oluyorum. Mesela burada şöyle bir örnek verelim. Fx eşittir mesela x kare eksi 5x fonksiyonun olsun. F türev eksi 1 noktasındaki türevini istiyor olsun. Şimdi
Buradaki değeri öncelikle -1, bunun kritik noktası mı onu kontrol etmem lazım. Bu ifadeyi sıfıra eşit diyelim, köklerini bulalım. Yani içerisini sıfır yapan değerler mutlak değerde kritik noktadır biliyorsunuz. X kare eksi 5 x'i sıfıra eşitledim. Buradan x, x eksi 5 eşittir. Sıfır geldi. Sıfıra 5 gelecek. Şimdi buradaki -1 bir kritik nokta değil. Kritik nokta değilse direkt fonksiyonun bu değeri yerine yazdığım zaman ki mutlak değerini çıkarmam lazım. Yani şöyle diyeceğim. -1 yazdığım zaman burası 1. -1 yazdım artı 5. İçerisi pozitif olduğu için fonksiyon dışarıya artı ile çarpılarak yani x kare eksi 5 x olarak çıkacak. Fonksiyonun türevini alacağım şimdi. F türev x'in türevini aldım. 2x eksi 5. Türevinde -1 noktasındaki değeri istediği için -2 eksi 5'ten cevabı -7 geldi. Bu kritik nokta değildi ve bu şekilde direkt uygulamasını yaptık. Şimdi de kritik noktada bir türev istesin. Mesela f türev bizden 5'i istesin. 5 noktasındaki türevini istiyorsa da bizim kritik nokta olduğu için çünkü köklerinden biriydi. Sağ sol türevlerine bakmam gerekiyor. Mesela 5'e sağdan yaklaştığım zaman öncelikle bu fonksiyonu mutlak değerden çıkarmam gerekiyor. Fx eşittir 5'ten büyük bir değer yazdığım zaman içerisi pozitif olduğu için direkt x kare eksi 5x olarak çıkartıyorum. 5'e soldan yaklaştığım zaman 5'ten küçük bir değer mesela 4 yazdım. 16 eksi 20'den içerisi negatif olduğu için eksi ile çarparak çıkartıyorum fonksiyonu. Şimdi sonra bu fonksiyonu artık mutlak değerden çıkarttıktan sonra türevlerine geçiyorum. F türev x'e bakalım buradan 2x eksi 5. Türevinde 5 noktasındaki değere baktığımız zaman da buradan 5 geldi. Aynı şekilde bu fonksiyonun türevini aldığım zaman -2x artı 5 oldu. 5 noktasındaki türevi yazdığım zaman ise -10 artı 5'ten -5 geldi. Ve 5 ile -5 birbirlerinden farklı olduğu için 5 noktasında yani kritik noktada türev yoktur diyoruz. Ve her zaman içinde bu şekilde mesela baktığımız zaman 5 noktasında kritik noktamız 0 noktasında da yine aynı şey olabilirdi. 5 noktasında bu şekilde incelememiz gerekiyor kritik noktada. Sağdan soldan türevleri birbirlerinden farklı olduğu için burada bu noktada daha doğrusu 5 noktasında türev yoktur diyoruz. Bunu mesela grafikte de şöyle gösterebiliriz. Normalde mutlak değerli grafiğini biz nasıl gösteriyoruz? 0 ve 5 noktalarından geçiyordu şöyle. Normalde parabol eğrimiz bu şekilde ama mutlak değerli olduğu zaman biz ne diyorduk? Burada x eksenin altında kalan kısımları kapatıp bunun tamamını x eksenine göre simetrisini alıyorduk. Ve simetrisini aldıktan sonra şimdi oluşan grafiğimiz bu. Ve buradaki kıvrım noktalarında yani kırılma noktalarında daha doğrusu türevin olmadığını söylüyorduk. Sebebi de aslında burada açıklamış olduk. 5 noktasında aynı şekilde 0 noktasında da türev olmayacak. Çünkü 0 ve 5 mutlak değerli fonksiyonların kırılma noktaları. İster grafikten ister bu şekilde türevini inceleyebiliriz. Mutlak değerli fonksiyonla ilgili bir de şöyle bir notumuzu hatırlatalım. Mesela n elemandır pozitif tam sayı olacak şekilde fx eşittir ax artı b mutlak değer içerisinde ax artı b'nin mesela n kuvveti şeklinde bir fonksiyon verilmiş. Buradaki n değerine bağlı olarak mesela eğer n değerimiz 1 ise fonksiyonun şimdi ax artı b'nin kökü nedir? 0'a eşitlediğimiz zaman burada kök eksi b bölü a. Kök içerisinde yani eksi b bölü a noktasındaki türevini aldığımız zaman eğer n değerimiz 1 ise türevi yoktur dedik. Yani buradaki kök tek katlı kök ise aslında türev yoktur diyoruz ki biraz önceki soruda da mesela 0 ve 5 noktaları tek katlı köklerdi. Ve o noktalarda da türevin olmadığını bulmuştuk. Ama eğer n değeri mesela 2 değeri geliyorsa veya 2 ve 2'den hatta büyük değerler geldiyse burada eksi b bölü a noktasında ise türevi vardır diyeceğiz ve 0'a da eşit olacak. Şöyle yazalım f türev a, eksi b bölü a noktasında türev vardır ve 0'a eşittir diyeceğiz. Örnek olarak mesela biraz önce zaten tek katlı olanlarda mesela yine örnekte verelim aslında karışmasın. Mesela fx fonksiyonumuzu verdik x eksi 4 şeklinde ve türevin 4 noktasındaki türevini bu fonksiyonun 4 noktasındaki türevini istiyor. Şimdi şöyle söyleyeceğim 4 noktasının sağdan sonuçta kritik nokta olduğu için 4 sağdan soldan türevlere bakmam lazım. 4'e sağdan yaklaştığımız zaman fonksiyonumuz mutlak değer dışında x eksi 4 olarak çıkar. 4'e soldan yaklaştığımız zaman ise fx fonksiyonumuz eksi x artı 4 olarak çıkar. Türevini aldığımız zaman buradan 1 gelir. Burada fonksiyonun türevini aldığımız zaman ise eksi 1 olur. Ve bunlar birbirlerinden farklı olduğu için türev olmaz. Biraz önce de söyledik zaten. Şimdi kuvveti 2 olduğu zaman yani mesela fx eksi 4 mutlak içerisinde x eksi 4'ün karesi olsun. Burada da 4 noktası kritik nokta ve 4 noktasında da türev istiyor. Şimdi 4'e yine aynı şekilde sağdan yaklaştığımız zaman fx değerimiz.
Şimdi burada mutlak değer dışında nasıl çıkacak? 4'ten büyük bir değer yazdığım zaman da sonuç olarak mesela 5 yazdım. 5 eksi 4'ten 1. Zaten çift kuvvet olduğu için içerisi her türlü pozitif olacağından dışarıya olduğu gibi çıkacak. Yani x eksi 4'ün karesi olarak çıkacak. 4'ten küçük bir değer yazdığımız zaman ise fx fonksiyonumuz. Mesela 3 yazsak eksi 1 normalde ama karesi her türlü alındığı için burada yine aynı şekilde kuvveti pozitif olduğuna içerisi yine pozitif çıkacak ve dışarıya da x eksi 4'ün karesi olarak gelecek. İkisine de yani sağdan da yaklaşsak soldan da yaklaşsak aynı fonksiyonlar geldi. Ki zaten biz bunları şöyle düzenlersek artı buradan 16 x kare eksi 8 x artı 16 bu iki fonksiyonun da türevini aldığımız zaman buradaki değerlerimiz f türev değerimiz 2 x eksi 8. Aynı şekilde burada türev aldığım zaman yine 2 x eksi 8 x yerine 4 yazdığımız zaman şöyle diyelim f türev x değerimiz 2x eksi 8 bulduk. X yerine 4 yazdığımız zaman da 8 eksi 8'den 0 geldi. Yani söylediğimiz gibi 2 ve 2'den büyük olduğunda buradaki kuvvet türevi vardır o noktada ve türevi de 0'a eşittir. Bunu da bu şekilde ispatlamış olduk. Şimdi gelelim türevin geometrik yorumuna. Geometrik yorum için öncelikle türev tanımında yaptığımız gibi bir fx eğrisi aldık ve fx eğrisinin üzerinde bir nokta aldığımız zaman mesela x0 noktası aldık. X0 noktasındaki anlık değişim oranı yani buradaki aslında x0 noktasındaki teğetin eğimi bize fonksiyonun o noktadaki türevini veriyordu. Yani buradaki değerimiz aslında şöyle diyebiliriz mesela d doğrusu diyelim buradaki doğrumuza. D doğrusunun eğimi bize fonksiyonun x0 noktasındaki türevini verecekti. Şimdi bizden türevin geometrik yorumunda tamam türevini bu şekilde alacağız. Bize mesela burada buradaki d doğrusunu mesela teğet denklemini isteyebilir. Teğet denkleminin bir hatırlatmasını yapalım. Mesela burada bir nokta almış olsun. Şöyle diyelim teğet denklemi için. Buradaki noktamız mesela x0'a y0 noktası olsun. Teğet denklemini analitik geometriden bilmemiz gerekiyor ve onu hatırlayalım. Doğru denklemimizin bir formülünü hatırlayalım öncelikle. Doğru denklemimiz neydi? Y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1 değeri diyorduk. O zaman doğru denklem dediğimiz aslında bizim buradaki eğrinin teğet denklemi aslında. Dolayısıyla biz teğet denklemini bulurken de verdiği noktadaki yani doğrunun burada teğet olduğu noktadaki değerlerini yerine yazacağım. Y eksi y1 dediğimiz değer burada y0. D doğrusunun eğimi çarpı x eksi x0 bize bu doğrunun teğet denklemini vermiş olacak. Şimdi aynı şekilde burada normal denklemi diye bir ifade de görebilirsiniz. Normal denklemi de teğet denklemi biliyorsunuz ki dik olan doğrumuzdu. O zaman normal denklemimizin de normal denklemimiz de aynı şekilde hatırlayalım. Bunda da sadece şöyle bir ifade vardı. Teğet denklemi ile normal denklem birbirlerine dik olduğu için eğimlerinin çarpımı eksi 1 de hatırlarsanız. O zaman şöyle diyeceğim. Mesela teğet denklemi ile normal doğrunun denklemin burada türevlerini aldığımız zaman yani eğimlerini aldığımız zaman eksi 1'e eşitti çarpımları. Şimdi biz teğet denklemini burada MD dediğimiz şöyle diyebilirim. Teğet denkleminin aynı şekilde buradaki eğimi aslında. Bunların eğimlerinin çarpımı eksi 1 ise ben normalin eğimini bulmak istersem eksi 1 bölü teğetin eğimi de diyebilirim. O zaman aynı denklemde teğetin eğimi yerine normalin eğimini yazarak normal denklemini oluşturacağım. Y eksi y0 eşittir. Normalin eğimi çarpı x eksi x0 şeklinde normal denklemini de bulmuş olacağız. Artan azalan fonksiyonlarımıza bakalım şimdi. Şöyle diyelim mesela her x1 x2 elemandır diyelim AB aralığında. Şimdi artan fonksiyonu mesela eğer aldığımız buradaki x1 x2 değerleri x1 mesela x2'den küçük iken eğer bunların karşılığı da sonuçta fx fonksiyonunda bunların karşılığı nedir? Fx1 ve fx2 eğer x1 x2'den küçük iken fx1 de fx2'den küçük ise biz bu fonksiyonlara artan fonksiyon diyoruz. Eğer x1 x2'den küçük iken tam tersi ise yani fx1 fx2'den büyük ise biz bu fonksiyonları ise azalan fonksiyonlar diyoruz. Bizim için bunlar da aslında grafikleri önemli. Mesela şu şekilde bir grafiğini alalım. A, B noktalarından mesela geçen doğrumuz için. Şöyle bir eğrimiz olsun. Bu eğrimize baktığımız zaman şimdi küçük iken görüntüleri de küçük olacaktı. A normalde değeri B'den küçük. A'nın görüntüsü burada FA. B'nin görüntüsü FB. Dolayısıyla A B'den küçük iken FA da FB'den küçük olduğuna göre bu fonksiyonumuz artan fonksiyon geldi. Bu ya da şöyle de olabilir. Grafik mesela şu şekilde de verilmiş olabilir. İlla bu şekilde bir eğri olmak zorunda değil. Şöyle mesela gelmiştir. Yine aynı şekilde A B'den küçük iken FA da FB'den küçük olduğu için bu da yine aynı şekilde artan fonksiyon.
Şöyle olabilirler, bunun tam tersi olarak. Mesela grafiğimiz şöyle gelse, buradaki A değerimiz, buradaki B değerimiz. Şu an A değeri, sonuçta x eksene baktığımız zaman A değeri B'den küçük. Ama A'nın görüntüsüyle B'nin görüntüsüne baktığımız zaman A'nın görüntüsü B'nin görüntüsünden daha büyük. Dolayısıyla bu fonksiyonumuz, azalan fonksiyon geldi. Yine bunu da şöyle gösterebilir. Mesela grafikte yine aynı şekilde eğrimiz bu şekilde olabilir. A değeri B'den küçük iken FA değeri FB'den büyük olduğuna göre yine bu fonksiyonumuz azalan fonksiyon olacak diyoruz. Eğimlerinden de bahsedecek olursak, şimdi artan ve azalan fonksiyonların grafiklerini çizdik. Artan fonksiyonlar, mesela burada fonksiyonun teğetini aldığım zaman, ikisinde de teğetini aldığım zaman teğetleri sağ tarafı yatık olduğu için burada eğimleri sıfırdan büyük geldi. Yani eğimleri pozitif geldi artan fonksiyonlarda. Azalan fonksiyonların yine aynı şekilde teğetlerini aldığım zaman ise burada teğetler sol tarafı yatık olduğu için eğim sıfırdan büyük, sıfırdan küçük. Yani azalan fonksiyonlarda eğim negatif, artan fonksiyonlarda ise eğim pozitif gelmiş oldu. Şimdi fonksiyonlarımız artan azalan olabilir ya da sabit fonksiyon şeklinde de olabilir. Yani mesela grafik şöyle ise A, B değerlerine karşılık, mesela şurası A, burası B olsun. A, B değerlerine karşılık görüntüleri mesela aynı ise biz bu fonksiyonlara sabit fonksiyon diyoruz. Ve sabit fonksiyonların eğimlerini alacak olursak, şimdi bu sabit fonksiyon zaten teğetini aldığım zaman teğeti x eksenine burada paralel olduğu için eğimi sıfır diyorduk biz. O yüzden de her zaman için sabit fonksiyonlarının eğimini sıfır olarak alacağız. Şimdi eğim dediğimiz o noktadaki aslında neydi? Türeviydi. O zaman eğer fonksiyon o noktadaki türevi sıfırdan büyük ise biz bu fonksiyonları artık artan fonksiyon diyeceğiz. Çünkü artan fonksiyonların grafiklerine baktığımız zaman teğeti, yani eğimi sıfırdan büyüktü. O zaman eğim dediğimiz burada türevi sıfırdan büyük ise artık biz o fonksiyonun artan fonksiyon olduğunu biliyoruz. Türevi sıfırdan küçük ise o fonksiyonların azalan fonksiyon olduğunu. Eğer türevleri sıfıra eşit ise, yani eğimleri sıfıra eşit ise o fonksiyonların da sabit fonksiyon olduklarını biliyoruz artık. Şimdi yerel minimum ve maksimum noktalarını hatırlayalım. Fonksiyonun belli bir aralıktaki en küçük değerine biz o fonksiyonun yerel minimum noktası diyoruz. Aynı şekilde fonksiyonun belli bir aralıktaki en büyük değerine ise fonksiyonun yerel maksimum noktası diyoruz. Şimdi grafikler üzerinden gitmeye çalışalım. Mesela şöyle bir grafik verdi. Bu noktadaki, mesela bu aralıktaki AB aralığındaki, mesela diyelim en büyük noktası, buradaki en büyük değeri buradaki noktası olacak ve biz buradaki noktasına da fonksiyonun yerel maksimum, en büyük değeri olduğu için yerel maksimum noktası olacak buradaki değerimiz. Aynı şekilde grafik şöyle olabilirdi. Buradaki değer ise en küçük değeri olduğu için, fonksiyonun bu aralıktaki en küçük değeri olduğu için burası da yerel minimum noktası olacak. Veya grafikleri çeşitlendirelim. Şöyle olabilir. Mesela bu şekilde gelmiştir. Sivri bir şekilde gelmiştir. Yine aynı şekilde bu nokta sonuç olarak bu fonksiyonun aralıktaki en büyük değeri olduğu için burası yine aynı şekilde yerel maksimum noktası. Burada türev var mıdır yok mudur diye sorgulamıyoruz. Hocam burada türev yoktu diye düşünmeyin. Şu an sadece yerel minimum, yani en büyük noktası ile en küçük noktasına bakıyoruz. Ve bu noktada sonuç olarak bu aralıktaki en büyük noktası olduğu için yerel maksimum noktası oldu. Aynı şekilde şöyle mesela bir grafik verdi. Buradaki daha sivri bir şekilde hatta gelsin. Yine bir sivrilik var ve sivrilik sonuçta en küçük değeri, burası yine aynı şekilde fonksiyonun yerel minimum noktası oldu. Grafikleri şöyle daha çeşitlendirmeye çalışalım. Mesela şöyle geldi. Burada bu şekilde mesela var ve burasının tanımlı olduğunu veriyor. Yine aynı şekilde fonksiyonun mesela burada en küçük noktası ile ilgili bir tanımlılık yok. Ama en büyük olduğu değerde burası tanımlı olduğuna göre, bu tanımlı olduğu bu noktada yine yerel maksimum noktası. Veya şöyle olabilir. Grafik mesela bu şekilde gelmiştir ve burasını yine tanımlı veriyor bize. Sonuçta en büyük değerden geldiği buradaki ilk en küçük değeri burada ulaşıyor. Aynı şekilde en büyük ilk noktaya burada ulaşıyor. Burası yerel maksimum. Burası yine aynı şekilde yerel minimum noktası olacak. Veya grafikler şöyle olabilir. İkisini de birlikte de gösterilebilir. Mesela şöyle söyleyelim. Şu şekilde geldi mesela. Burası da burası da tanımlı. Sonuçta en yüksek noktaya ulaştığı yer burası yerel maksimum. En düşük noktaya ulaştığı yer burası. Burası da yerel minimum oldu. Veya şöyle olabilir. Grafik mesela şu şekilde geldi ama tanımlı değil. Bu şekilde geldi ama burada yine bir tanımlı değil. Buradaki noktada tanımlı. Şimdi yerel minimum ve yerel maksimum noktaları diyebilmemiz için sonuçta o noktada tanımlı olması gerekiyor fonksiyonun. Bu noktalarda mesela ben direkt yerel maksimum noktası diyemem burada. Çünkü tanımlı değil.
Burasının minimum olduğunu söyleyemem. Yine tanımlı değil. Ama tanımlı olduğu bir yer var. Burası en alt noktasında olduğu için, en küçük değeri olduğu için burası da yine yerel minimum noktası gelmiş oldu. Ve biz fonksiyonda yerel maksimum ve yerel minimum noktalarına fonksiyonun ekstremum noktaları da diyoruz aynı zamanda. Bunun dışında, yani direkt ekstremum noktası dediğimiz zaman biz bu noktaların maksimum veya minimum noktaları olduğunu anlıyoruz. Bunun dışında fonksiyonun tanımlı olduğu aralıkta, şimdi sadece bir tane yerel maksimum veya bir tane minimum olmak zorunda değil. Birkaç tane maksimum veya minimum noktaları olabilir. Bunların arasındaki, mesela maksimumların arasındaki en büyük olanına mutlak maksimum, bunların arasındaki, mesela minimumların arasındaki en küçük değerine ise mutlak minimum noktası diyoruz. Mesela şöyle bir grafik üzerinden bakalım, mutlak maksimum, mutlak minimum değerlerini görelim. Şimdi burada o aralıklardaki en büyük değerleri maksimum, en küçük değerleri ise minimum değerleri olacak dedik. Mesela buradaki burada büyük bir değeri olduğu için burası yerel maksimum noktası oldu. Aynı şekilde C noktasında burada yine aynı şekilde yerel maksimum noktamız var. E noktasına karşılık gelen yerde yine yerel maksimum noktamız var. B noktasının karşılık geldiği yerde burası yerel minimum. Burasının yerel yine aynı şekilde minimum. Burası da yerel minimum değerine yine aynı şekilde karşılık geldi. Şimdi maksimumların arasındaki en büyük değeri mutlak maksimum, minimumların arasındaki en küçük değeri de mutlak minimum olacak dedik. Ki maksimumların arasındaki en büyük yer burası olduğu için burası artık mutlak maksimum. Minimumların arasındaki en küçük yerde, burada en alttaki bu olduğu için burası da yine mutlak minimum değeri gelmiş oldu. Şimdi bunların dışında ekstrem noktalarıyla ilgili biraz önce de aslında söyledim. Tanımlı olmadığı yerde biz maksimum minimum var diyemeyiz. O yüzden de fonksiyonun ekstremum noktalarında mutlaka tanımlı olması gerekiyor. Eğer o noktada tanımı değilse ekstremum noktası yoktur deriz. Mesela grafikte şöyle verdi. Yine bir sivrilik verdi. Mesela biz biraz önce sivrilik olduğunda, tanımlı olduğunda maksimum minimum olabilir demiştik ki maksimum minimum değerlerini gösterdik. Şimdi sivriliğin maksimum minimum aslında, yani yerel ekstremum değerleriyle ilgisi yok. Ama eğer bu sivriliğin olduğu yerde veya sivri olmamış da olsaydı, mesela şöyle bir değer de gelmiş olsa, şurası mesela tanımı değil, aynı şekilde burası tanımı değil. Biz bu noktalarda, bu noktalara karşılık gelen değerlerde ekstremum noktası yoktur deriz. Şöyle yazalım. Ekstremum noktası yoktur deriz. Ama bu ekstremum noktası buradaki sivrilikle ilgisi yok aslında, dediğim gibi. O sivriliği biz türevde bahsedeceğiz tekrar zaten. Burada sivrilik olması dediğim gibi ekstremum noktasını ilgilendirmiyor. Ama eğer tanımı değilse ekstremum yoktur. Tanımlı ise o noktalarda ekstremum noktası vardır. Eğer maksimum minimum şeklinde gösterildiyse ekstremum noktaları da vardır deriz. Bunun dışında ekstremum noktalarıyla ilgili şöyle bir nottan bahsedebilirim. Mesela şöyle bir grafik verilsin. Şimdi burada bu noktada sonuçta fonksiyonun, eğer burası yerel minimum değeri dedik. Ve bu yerel minimum noktasında sonuçta tanımlı da olduğu için buradaki değerimiz, yerel minimum değeri de vardır dedik. Buradaki noktada biz eğer türev almaya çalışırsak, türev dediğimiz değer nedir? Bu noktadaki eğimidir aslında, teğetin eğimidir. Ben bu noktada mesela A noktasında teğetini aldığım zaman, burada teğeti 0'a x eksenine paralel olduğu için buradaki teğetimiz, buradaki türev, yani A noktasındaki türev 0'a eşit olacak. Yani bu her zaman için aslında geçerli. Mesela maksimum noktası şeklinde de olabilir. Şöyle oldu mesela. Yine A noktasında yerel maksimum noktası var burada. Ve yerel maksimum noktasında ben türevini almak istersem bu noktadaki teğetini alıyorum. Ve teğeti de yine aynı şekilde x eksenine paralel olduğu için eğimi 0 ve yine mesela B noktası diyelim. B noktasındaki türev de 0'a eşit oldu. Yani biz buradan şu anlamı çıkartıyoruz. Eğer türevlenebilir bir fonksiyonsa, mesela verdiği ifadelerde sivrilik varsa biliyorsunuz türevli diyemiyorduk. Eğer türevlenebilir fonksiyonlarsa, biz bunların ekstremum noktalarında eğer türevini arıyorsak her zaman için ekstremum noktalarında türevleri 0'a eşit çıkıyor. Ekstremum noktasında dediğim gibi eğer türev varsa, sivrilik olduğunda türev olmuyordu. Ama eğer türev varsa türevleri her zaman 0'a eşittir diyeceğiz. Grafik şöyle de olabilir. Mesela şöyle yapalım. Grafiğimize mesela bu şekilde geldi. Şurada birazcık sabitlik var. Hani birkaç bu şekildeki değerimiz sabit gelmiş. Bize mesela diyor ki bu noktada, şimdi biz burada türevini almak istesek, mesela bu nokta A noktamız olsun. Bu noktadaki türevine baktığımız zaman, sonuçta burada dediğim gibi bir kısım burada mesela sabit bir şekilde gittiği için, türevini aldığım zaman burada x ekseni teğeti x eksenine paralel olacağı için eğimi 0, yani türevi de 0'a eşit olacak. Şimdi burada mesela ekstremum noktalarında biz türevini aldığımız zaman kesinlikle türevi 0'a eşit olacak dedik, ama bu şekilde baktığımız zaman türevi 0 olan noktada
mutlaka ekstremum noktası vardır diyemeyiz. Çünkü ekstremum noktası olabilmesi için maksimum ya da minimum noktaları olması gerekiyor. Ama buradaki nokta maksimum ya da minimum noktası değil. Maksimum noktaları burada veya burada olacak. Burası maksimum ya da minimum noktası değil. O yüzden de şunu söylüyoruz biz. Türevlenebilir bir fonksiyonun türevi 0 olduğu noktada, hani burada normalde ekstremum vardı, türev 0'dı. Türevi 0 olduğunda da mutlaka ekstremum olmak zorunda değil. Türevi 0 olan fonksiyonların da ekstremumu olmayabilir. Bu şekilde herhangi içeride kalmış, arada kalmış bir noktada olabilir diyoruz. Grafikleri bu şekilde karşılaştırmış olduk. Şimdi yavaş yavaş ekstremum noktalarından türevle nasıl ilişki kuruyoruz ona geçiyorum. Birkaç tane zaten örnek verdim. Şimdi burada mesela biz şu şekilde bir grafik çizdiğimiz zaman burada A noktasında yerel minimum noktası olduğunu söyledik. Ve minimum noktası için de şöyle demiştik ekstremum noktalarını tanımlarken. Burada en küçük değerimiz bize minimum noktasını veriyordu. Aslında aynı zamanda biz şunu yapıyoruz. Minimum noktasında şöyle baktığımız zaman, sağ ve sol grafiklerine baktığımız zaman, sağdaki grafiğin teğetini aldığım zaman teğeti sıfırdan büyük, burada teğeti sağ yatık olduğu için eğim, yani buradaki teğeti sıfırdan büyük geldi. Aynı şekilde grafiğin sol tarafındaki grafiğin yine aynı şekilde teğetini aldığım zaman teğet sol tarafa yatık olduğu için burada da eğim sıfırdan küçük geldi. Yani sıfırdan büyük ise bu tarafta demek ki grafik artan, sıfırdan küçük ise sıfırdan, burada ise grafik azalan fonksiyon olacak demiştik. Bunu da belirtmiştik. Türev sıfırdan büyük ise artan, sıfırdan küçük ise azalandı. Yani aslında bu şekildeki fonksiyon azalanlıktan artanlığa geçtiği için aslında burada minimum noktası oluştu. Her zaman için azalanlıktan artanlığa geçtiği yerde minimum noktası var aslında. Dediğim gibi biz de bunu türevle ilişkilendirmiş olduk. Grafikte mesela gösterecek olsak şöyle diyelim, bu A noktasında mesela türevinde mesela ne diyeceğiz burada? A'nın sağ tarafında artan olduğu için sıfırdan büyük türevi, sol tarafında ise sıfırdan küçük, yani azalan gelecek. Burası için, fonksiyon için o zaman şöyle bir yorum yapacağız. Fonksiyon demek ki burada artan, burada ise azalan gelecek. Azalan olduğu yerde bu şekilde gitmiş, artan olduğu yerde bu şekilde gitmiş ve ortada da bir minimum noktası oluşmuş diyoruz. Ya da grafiği şöyle yaptığımız zaman da maksimum noktasını bulmuştuk. Şu şekilde demiştik ve en büyük değeri bize maksimum noktasını verecekti. Bunun türevle ilişkisi ise yine sağ taraftaki teğetini aldığım zaman sol tarafı yatık olduğu için burada eğim sıfırdan küçük. Burada teğeti sağ tarafa yatık olduğu için sıfırdan büyük. O zaman burada da aslında artanlıktan azalanlığa geçtiği noktada aslında maksimum noktası oluşturuyor fonksiyonlar. Ve biz bunu yine grafikte gösterecek olursak A noktasında diyelim yine. A noktasındaki değerimiz için türevinde burası azalan, burası ise artan oldu. Yani şöyle diyelim, fonksiyon demek ki azalan fonksiyon, türevi sıfırdan küçükse azalan, sıfırdan büyük ise artan. Artanlıktan azalanlığa geçtiği buradaki yerde ise maksimum noktasını oluşturmuş oldu. Bu şekilde de ekstremum noktalarıyla aslında türevin ilişkisini görmüş olduk. Şimdi grafikler bu şekilde ise mesela şöyle diyelim, bu şekilde ise burada aynı şekilde, hatta şöyle de gösterebilirim. Bu şekilde gelen grafiklerse burada işaret değiştirmiyor. Yani aslında burada bir aralarda bir ekstremum noktası yok. Artanlıktan azalanlığa geçti diyemem. Mesela buradaki ben grafiği mesela şurada bir A noktası vermiş olsun. Mesela A noktalarındaki mesela bize işaretini incelememiz isteniyor. Şimdi A noktasının sağ tarafındaki grafiğe baktım. Teğetini aldığım zaman sıfırdan küçük. Sol tarafı yatık olduğu için. Aynı şekilde bu taraftaki teğetini aldım. Yine eğim buradaki teğet sol tarafa yatık olduğu için yine sıfırdan küçük. O zaman ben buradaki değerler için grafiğini, tablosunu oluşturacak olursam A noktası mesela türevine bakıyorum burada. Türevinin bu tarafında da sıfırdan küçük. Aynı şekilde bu tarafına baktım yine sıfırdan küçük. Yani burada da azalan, burada da azalan. Dolayısıyla burada azalanlıktan artanlığa ya da artanlıktan azalanlığa geçmediği için biz bu fonksiyonlarda ekstremum noktası yoktur diyoruz. Aynı şekilde burada da yine A'nın mesela sağ tarafına baktım. Teğeti sıfırdan büyük, sağ yatık olduğu için. Burada da aynı şekilde teğet sağ yatık, sıfırdan büyük. Bunu da grafiğini çizdiğim zaman A noktasında türevi için burada da artan, burada da artan. Bu şey, burada da aynı şekilde artan azalan, artan artan şekline gittiği için burada da yine bir artanlıktan azalanlığa, azalanlıktan artanlığa geçtiği bir yer yok. Dolayısıyla burada daima artan, burada da daima azalan grafikler gelmiş oluyor aslında. Şimdi son başlığımızda maksimum minimum problemleri. Bu şekildeki sorularımızda ise bize bir fonksiyon verecek ve biz o fonksiyonu alabileceği en büyük ya da en küçük değerini bulabilmemiz için aslında maksimum ya da minimum değerini bulmaya çalışacağız. Bunun için de verilen fonksiyonu tek değişkenli fonksiyon haline getirip
fonksiyonun birinci türevini alarak maksimum minimum olduğu değerleri hesaplayacağız aslında. Mesela bir tane örnek olarak şöyle diyelim. Toplamları mesela 32 olan, hatta şöyle direkt soruyla gidelim. Toplamları mesela 32 olan iki sayının çarpımının mesela alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Şimdi bunları tabii ki normal hani basit bir soru bu şekilde. Başka ifadelerden, temel kavramlardan da yapılabilir ama asıl amacımız burada maksimum minimum problemlerini nasıl kullanıyoruz ona bakacağım. Toplamları 32 ve çarpımlarının en büyük olmasını istiyorum. Şöyle diyeceğiz. Bu ifadeyi verilen fonksiyonu öncelikle tek bir değişken haline getireceğim. Yani benim bu ifade x çarpı y'yi tek bir değişken haline getirebilmem için ya x ya da y cinsinden yazmam lazım. Şöyle yapalım. Mesela y'yi buradan çekelim. Y değerimiz 32 eksi x. Ben buradaki ifadede y yerine 32 eksi x yazarsam artık tamamen x'e dönüşmüş olacak. Ve elimdeki fonksiyon yani benden istediği fonksiyon x çarpı 32 eksi x yani 32 x eksi x kare fonksiyonunun aslında benden en büyük değerini istiyor. Bunun için de fonksiyonun en büyük en küçük dediğimiz zaman maksimum minimum değerleri gelecekti aklımıza. Ve bunun için de fonksiyon tabii ki türevini almam gerekiyor. Türevini aldığım zaman buradan 32 eksi 2x gelecek. Şimdi türevinin bizim tablosunu oluşturmamız lazım. Tablodaki köke ihtiyacım var o zaman. Dolayısıyla türevini alıp sıfıra eşitlediğim zaman da buradan kök bulmuş olacağım ve x değerimiz 16 gelecek. Yani 16 noktasına şimdi baktığımız zaman 16'dan büyük değerler yazdığım zaman ben fonksiyonda mesela 16'dan büyük değerler yazdığım zaman buradaki değerimiz fonksiyon negatif değerleri geliyor. 16'dan küçük değerler yazdığımız zaman ise pozitif değerler geliyor. Dolayısıyla türevi için biz artı eksi şeklinde yazdıysak demek ki burada artan, burada azalan fonksiyonlar şeklinde gelmiş olacak. Ve 16 noktasında maksimum değerine ulaşmış olacak. Bizden en büyük değerini istiyorsa 16 noktasında maksimum değerine ulaşıyorsa fonksiyonda x gördüğümüz yere 16 yazarak bu değeri bulmuş olacağız. Fx değerimiz ilk başta neydi? 32x eksi x kare ya da bu şekildeki haline de yazabilirim. F16 değerimiz 16 çarpı 16'dan 256 değeri bu fonksiyonun en büyük değeri gelmiş olacak. Ve dediğim gibi maksimum minimum problemlerini de bu şekilde çözüyoruz. Ve böylece türevle ilgili son tekrarımızı da yapmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki konumuzda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyin. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.